Evet. Beşinci şua, 30 sene evvel yazılan matbu, Muhakemat-ı Bediye'de bahis edilen Sedd-i Zülkarneyn ve Ye'cüc, Me'cüc ve sair Eşrat-ı Kıyamet'ten 20 mesele, o muhakemata bir tetimme olarak 13 sene haşiye, şimdi 40 seneden geçmiş. Evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tevhiz edildi, 5. şua oldu. 31. mektuptan 31. lemanın 5. şuağıdır. İhtar. Evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun. Ta mukaddimedeki maksat anlaşılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gacca eşratuha ayetinin bir nüktesi. Bu zamanda akide-i avam-ı müminini vikaye ve şüphehattan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda vukua gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Ve ma ya'lemu tevilehu illallahu ver rasihuna fil ilm. Sırrıyla vukuundan sonra tevilleri anlaşılır ve murat ne olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar amenna bihi küllüm min indi rabbina deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Bu 5. şuanın bir mukaddimesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddime 5 noktadır. 1. nokta iman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler alayilliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esveli safiliğine düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar-ı teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve eşrat-ı saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur-u imanın dikkati ile bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi şahs-ı müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Fakat sonra öğreniyorlar. İkinci nokta, peygambere bildirilen umur-u gaybiye bir kısmı tafsil ile bildirilir. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve hadis-i kutsinin muhkematı gibi. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir. Tafsilat ve tasviratı onun içtihadına havale edilir. İmana girmeyen hadisat-ı kevniyeye ve vukuat-ı istikbaliyeye dair hadisler gibi. Bu kısımda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam belagatı ile temsiller suretinde sırr-ı teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü
70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulallah, 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti, cehenneme gitti. Peygamberin yüksek, beligane kelamının tevilini gösterdi. İhtar, hakaiki imaniyeye girmeyen cüz'i hadisat-ı istikbaliye, nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. Üçüncü nokta, iki nüktedir. Birincisi, teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler, mürur-u zaman ile avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vakıa mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor. Mesela, hamele-i arş gibi arzın hamelesinden olan sevr ve hut namında ve misalinde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. İkincisi, bir kısım hadisler, İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümet-i İslamiye'nin veya merkez-i hilafetin noktayı nazarında vürut ettiği halde, umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve âm telakki edilmiş. Mesela, rivayette vardır ki, bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak. Yani zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kâmet okunacak demektir. Dördüncü nokta, ecel ve mevt gibi umuru gaybiye, çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Evet, eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gaflet-i mutlaka içinde ve yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmak ile dehşet-i mutlaka içinde haf ve recanın muvazene-i maslahatkârâne ve hakimanesi bozulduğu gibi, aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurun-u ula ve vusta fikri ahiretten pek az müteessir olacaktı ve kurun-u uhra dehşet-i mutlaka içinde bulunup ne hayat-ı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de haf ve reca içinde ihtiyar ile itaatkârâne olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Hem eğer muayyen olsa, bir kısım hakaiki imaniye bedahet derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmeti iman bozulur. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umuru gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayat-ı bakiyeye hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki 10 mislinden ziyade manevi bir musibet o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet-i ilahiye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisat-ı kevniye-i gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gaybden haber vermek yasak edilmiş. La ya'lemul gaybe illallah düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki
medar-ı teklif ve hakaiki imaniyeden başka olan umur-u gaybiyeden izn-i Rabbani ile haber verenler dahi yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş. Ki o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Fakat itikadat-ı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan Kur'an-ı Mu'cizul Beyan ve Tercüman-ı Zişan aleyhissalatu vesselam umur-u uhreviyeden tafsilen ve hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviyeden icmalen haber vermişler. Beşinci nokta, hem her iki deccalın asırlarına ait olan harikaları onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden onların şahıslarından sudur edeceği telakki ve tevehüm edilmesinden o rivayet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş. Mesela tayyare ve şimendüfer ile gezmesi. Hem mesela meşhur olmuş ki İslam deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki o öldü. Yani pek acayip ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyo ile bağırılacak, haber verilecek. Hem Deccal'ın rejimine hangisi? Komünizm ve sen söyle Kemalizm. Hem Deccal'ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı onun şahsı ile münasebetler rivayet edilmesi ciheti ile manası gizlenmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder, yalnız Hazreti İsa aleyhisselam onu öldürebilir, başka çare olamaz diye rivayet edilmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder, yalnız Hazreti İsa aleyhisselam onu öldürebilir, başka çare olamaz rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi ve ulvi, halis bir din iyi seviyelerde zuhur edecek ve hakikat-ı Kur'aniye'ye iktida ve ittihat eden bu iyi sevi dinidir ki Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulu ile o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahısı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Burada halis bir din iyi seviyelerde dediği arkadaşlar, Hazreti İsa'nın din hakikisi ifadesiyle kasıt edilen nedir? İslamiyettir, şeriattır. Tamam? Anlaşıldı değil mi? Hem bir kısım ravilerin kabili hata içtihatları ile olan tefsirleri ve hükümleri hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir. Mana gizlenir. Vakıa mutabakatı görülmez. Müteşabih hükmüne geçer. Yukarıda ifade edildiği gibi. Hem eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin şahs-ı manevisi inkişaf etmediğinden ve fikri infiradi galip olduğundan cemaatin sıfat-ı azimesi ve büyük harekatı o cemaatin başında bulunan şahıslara verildiği ciheti ile o şahıslar harika ve külli sıfatlara layık ve muvafık olmak için 100 derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acube cisim ve müthiş bir heykel put ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vaka mutabakatı görülmüyor ve o rivayet müteşabih olur. Hem iki deccalın, Lenin'in ve Mustafa Kemal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor. Biri öteki zannedilir. Hem büyük Mehdi'nin
Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin halleri sabık mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor. Hadis-i müteşabih hükmüne geçer. İmam Ali radıyallahu an yalnız İslam deccalinden bahis eder. Mukaddime bitti, meselelere başlıyoruz. Şimdilik o hadisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikri ile inşa edilen 23 meseleleri tevfik-i Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o meseleler mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber her biri bir lema-i icaz-ı nebevi olduğu görünmekle ve hakiki tevilleri ispat ve ishar edilmekle akide-i avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmet-i Rabbaniye'den rica edip hatıatımı ve galatatımı affı mağfiret altına almasını Rabbi Rahimim'den niyaz ederim. Beşinci şuağın ikinci makamı ve meseleleri. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mesele, rivayette var ki, ahir zamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir. Yani, çok müsriftir. İşte Süfyan, israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendisine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele, rivayette var ki, ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında hâdâ kâfir yazılmış bulunur. Allahu âlem-i sevap, bunun tevhili şudur ki, o Süfyan kendi başısına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Üçüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri, hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El-ilmu indallah, bunun bir tevhili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve biri birine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, bir huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemu gaybe illallah. Bunun bir tevhili şu olmak gerektir ki, Allah 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 deyip zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Mesela Tanrı ismi, değil mi? Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur diye langur lungur paldır küldür diyor Timur Taşçar. Ezan okutturdular. Yani üstadın ifadesiyle ezan yerinde bir şarkıyı söylettirdiler. Münafık herifler. O ezan değil. O artık bozulmuş. Türkçeleştirilmiş. Basitleştirilmiş. İçi boşaltılmış. İyi diş edilmiş. Birer şarkıdan ibarettir. Türkçe ezan için söylüyorum. Ne diyor bak? İsmullah yerine başka isim konulacak. Tanrı ismi yani. İfade edilen. Kasıt budur. Yoksa umum insanlar küfür mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil,